Halil Ferah Milli İrade. Şunun şurasında sandık başına gitmeye bir haftadan bir gün fazla bir zaman kaldı. O da geçti mi tamam. Kalacağız yine baş başa. Herkes seçim konuşmaya çalışırken seçim sonrasını anlatmaya çalışan çok az. Düşünün bakalım seçim sonrası bizleri neler bekliyor? Hepimizin artık bildiği seçim sonrası ekonomik olarak üzerimize gelecek olan bir silindir mevcut. Yani ezecek ve geçecek. Ama o silindir ülkenin tamamını mı ezecek? Yoksa yine o malum %80'i ezip meşhur %20 gününü gün mü edecek? İşte aslında bu sandık belediye başkanını seçmenin ötesine taşıyan da bu. Zira benim gençlik yıllarımda belediye seçimleri böyleydi. Fakat bu iktidar döneminde bu seçimlere giderek daha fazla anlam yüklenmeye başlandı ki bu son seçim adeta referandum durumuna getirildi. Peki ne olacak? bir kez daha iktidar istediği sonucu alırsa, yani başta İstanbul olmak üzere belediye seçiminde sayılarını arttırırsa yine milli irade beni ve yaptıklarımı onayladı, sana bana ne oluyor diyecek ve yaptıklarını artırarak sürdürecek. Ve zaten morali iyiden iyiye bozulan hatta dağılan muhalefet ses çıkaramayacak. Çıkarmak istese de arkasında halkın desteğini bulamayacak. Bunları artık hepimiz biliyoruz. Peki, iktidar başta İstanbul olmak üzere istediği başarıyı yakalayamazsa ne olur? Önce ilk şoku atlatmak üzere hazırlıklı olun derim. Zira birilerinin morali çok bozulacak ve elinden gelen her şeyi demek öyle ha diye yapmaya çalışacak. Ancak şöyle bir sorunla karşılaşması muhtemel. Ya da ben öyle ümit ediyorum ki ataletini üstünden atmış, güveni biraz olsun yerine gelmiş muhalefet karşı duruşa geçecek. En başından bu yana savunduğum söylem siyasetinin yanına eylem siyasetini ekleme olasılığı yükselecek. Bunu öğrenmemiz için zaman çok kısa. Yani tercihinizi ona göre yapmalısınız. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Ekonomi Bakanı Şimşek, ekonomik sıkılaştırma politikası kapsamında hiçbir bakanlığa personel alımı yapılmayacak. Emekli olanların haricinde personel alımına izin vermiyoruz dedi yani yıllarca okuyan gençlerimiz devlet dairelerinde iş aramasın. Peki Sayın Bakan dönüp iktidar temsilcilerine durun bakalım bundan sonra o koca koca firmaların vergilerini af falan yok diyecek mi? Ya da diyebilecek mi? ya da yine Bakan Şimşek emeklinin ya da emekçinin hasta olduğunda yazılan ilaç için katkı payı ödemesine rağmen Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sabit kur nedeniyle bulamadığı ilaçta uygulanan o sabit kur durumunu yolları, hastaneleri, köprüleri yapan müteahhitleri çağırarak size de artık sabit kur uygulayacağız. Bütçeyi sizin yüzünüzden perişan ettik diyebilecek mi? Artık kara deliğe dönüşen ve neyi nereye ne kadar harcadığını bilmediğimiz sarayın ödeneğine çeki düzen verebilecek mi? Kaç bakanlığın toplamından daha fazla bütçeyi alıp şatafat içinde yaşayan diyanet işlerine israfın haram olduğunu hatırlatacak mı? Bunları yapması, en azından Bakan Şimşek'in tek başına yapması imkansız. Hepimiz biliyoruz. Bunu yaptıracak olan irade sizde, yani halkın elinde. Şimdi karar sizin o sandık başında iradenizi emanet mi edeceksiniz yoksa ele alıp hesap mı soracaksınız? Bir haftam var. Düşün taşın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz sözü bu bir haftada kulağına küpe olsun